Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün, şehrimizde şu anda 1999 depreminden sonra ağır hasarlı binaların sayısı çok azaldı dedi. Deprem bölgesine giden Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün, oradaki incelemelerini ve kanaatlerini anlattı. Kahramanmaraş'ta ekiplerle birlikte yaklaşık 20 günlük çalışma yapan Akgün, zemin durumlarının zayıf olduğu noktalarda daha büyük yıkımlarla karşılaştıklarının altını çizdi. Bu arama kurtarma çalışmalarını biz de inşaat mühendisleri odası olarak hem dahil olduk hem arkadaşlarla yanımızda getirdiğimiz insani yardım malzemelerini paylaştık. Kahramanmaraş merkezine indiğimiz zaman da sizlerin de tabii takip ettiği gibi en önemli caddeler yani çarşı içindeki bulunan caddelerin tamamının büyük bir oranda yıkıldığını gördük. Burada ilk 3 gün zaten arama kurtarma çalışmalarımız devam etti. Sonrasında inşaat mühendisleri odası ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortaklaşa bizler hasar tespit çalışmalarına başladık. Bu hasar tespit çalışmalarında da bakanlığın belirlediği program neticesinde ağır hasarlı binaların tespiti, acil yıkılması gereken binaların tespiti ve hafif hasarların tespiti işlemine başladık. Yaptığımız inceleme neticesinde de betonlardaki kalitesizlik, binaların altında bulunan dükkan katlarının depremden hemen önce yıkıldı. Yani zayıf kat ve yumuşak kat dediğimiz inşaat mühendisliği literatüründeki zayıf kat ve yumuşak kat olan binaların daha fazla yıkıldığını gördük. Zemin durumlarının daha zayıf olduğu noktalarda daha çok yıkımın olduğunu gördük. Yani tabii ki bir binanın yıkılması için birçok neden var. Doğru proje, doğru kontrollük, doğru malzeme, doğru zeminin tamamının bir arada olması lazım. Yani bir sebepten ötürü bu binaların yıkılmadığını hem mühendisler olarak hem oradaki çalışan arkadaşlarımız olarak bizler de gördük. Daha çok betonlardaki zayıflık, donatı, işçilik, kalitesiz yapı, yanlış projeler bunların tamamının birleştiği noktalarda ağır yıkımların olduğunu tespit ettik. Tabii deprem sonrası şehrimize Kocaeli'ye döndükten sonra insanların da düşündüğü haklı olarak bu ağır bir deprem felaketinden sonra yapım depreme güvenli mi? Yapılarımızın durumu nasıl? Güvenli oturmaya devam edebilir miyiz gibi birçok soruyla karşılaştık. Tabii bunların yapımızın depreme güvenli olup olmadığına dair 2018 yılında çıkan yönetmeliğimizin 15. maddesinde gerekli hususlar ve kriterler belirli. Fakat bizim 2018 yönetmeliğimiz biraz daha fazla ileri bir yönetmelik olduğunu görüyoruz. Yani 2018 yönetmeliği öncesi yapılan erken yapımlı binalarda bile performansın altında kaldığını, güçlendirmelerin çıktığını görüyoruz. Yani bunlarla ilgili hocalarımızla da yetkili kurumlarla da görüştük. Yani bu 2018 yönetmeliğine ek bir revizyon gelebilir mi? Veya binaların yapım yıllarına dair daha ayrıntılı detay bir çalışma yapılabilir mi? Bununla ilgili bir taleplerimiz oldu. Kendileri zaten yani hem kurumlar hem hocalar bununla ilgili herkesin ortak bir görüşü var. Kendileri de düşünüyorlar. Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılarımızdaki güvenliğin testinin yapılması için yönetmelik bazında bir revizyonu bekliyoruz. 99 depremi sonrası yapılarımızda oluşan tabii bir performans sergiledi bunlar. Depreme karşı dayandılar, depreme karşı direndiler. Ve binalar tabii ki 99 depremi de 25 yıl oldu. Hem yapısal anlamda hem depremi atlattıktan sonra tabii binalarda belli bir performans düşüklüğü olduğunu düşünüyoruz. Bunların gene yönetmeliğimize göre belirli kriterleri, kurallara göre bir performans analizi yapılıp güçlendirme durumları ortaya çıkabilir. Bu güçlendirme durumlarının da şu anda yeni güçlendirme metotları, karbon elyaf, epoksi sarma, çelikle güçlendirme, hatta çelik damper, mantolama, beton mantolama gibi yöntemler var. Bunlar vatandaşlarımız tarafından uygulanabilir. Kocaeli'de güncel verilerimize göre 300 bin, 310 bin civarında bir yapı stoğumuz var. Bunun yaklaşık %40'ı, 50'ye yakını 99 depremi öncesi. Tabii 99 depremi öncesi bize iki önceki yönetmelikle, 75 yönetmeliğiyle yapıldığını gösteriyor. Tabii 75 yönetmeliğinden sonra da hem yapı malzemesi, yapı kalitesi, yapım teknikler açısından da birçok değişiklikler yaşandı. Yani binamız 99 öncesi diye tamamen güvensiz, tamamen işte ilk depremde yıkılır gibi bir şey söylemiyoruz. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Bu binalar da bir zamanında mühendislik hizmeti aldı. Ve bu binalarımız da sağlam. Fakat içinde oturan vatandaşların hem kendi huzuru hem kendi güvenliği için bu binalarla ilgili yetkilendirilmiş kurumlarla, kurumlar tarafından
Bir performans analizi yapılabilir. Bina durum değerlendirmesi yapılabilir. Şehrimizde şu anda 99 depreminden sonra ağır hasarlı binaların sayısı çok azaldı. Hukuki sorunlar sebebiyle şu anda yıkılamayan çok az birkaç binamız kaldığını biliyoruz. Riskli binaların tespitiyle ilgili bir de 6306 riskli bina tespiti ve kentsel dönüşüm yasası var. Bu kentsel dönüşüm yasası vatandaşların kamu kurumunun yani devletin sağladığı bazı imkanlardan faydalanmak için oluşturulmuş bir kanun. Bununla da ilgili riskli bina tespiti yapan firmalar var. Bunların tabii sayıları şu anda çok az. Bununla ilgili bakanlık düzeyinde hem de il çevre şehircilik il müdürlüğünde taleplerimiz doldu. Lisanslı firmaların sayısının artması. Çünkü yoğun bir talep olduğu için şu anda lisanslı firmalar da yetişemiyorlar bu işlere.